Bursa TV ekranlarından, Akademik Bakış programından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bu akşam önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tayyar Arı Hocam bu akşam bizlerle olacak. Hem fakültemizi tanıtacağız hem de Türkiye ve uluslararası gündemi değerlendireceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yoğun gündeminiz ama bizleri kırmadınız, teşekkür ediyorum. Dilerseniz fakültemizin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizi tanıtarak tarihçesinden başlayalım birazdan. Kaç yılından beri faaliyet gösteriyor, neler yapıyor? Fakültemiz üniversitemizle aşağı yukarı aynı yaşta, 42 yıldır. 1975'te kuruldu, yani aslında Bursa Sosyal Bilimler Fakültesi ile İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nin 82 YÖK yasasıyla beraber birleştirilmesiyle beraber İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında, tek çatı altında faaliyetini o tarihten beri sürdürüyor. Fakültemiz oldukça, yani üniversitenin en kalabalık fakültesi olduğunu söyleyebilirim. 12.890 öğrencisi var, yaklaşık 13.000 öğrencisiyle. İkili eğitim yapıyor. Gece ve gündüz eğitimi var. İkinci eğitim adı diyoruz biz ona. İkinci, yani bir örgün eğitim ve ikinci eğitim ya da ikili eğitim. Ve kontenjanları eşit zaten. Yani bunun yarısı gündüz eğitimi, örgün eğitim, yarısı da ikinci eğitim şeklinde. Yani saat 5'ten itibaren sonra dersler oluyor. Aşağı yukarı puanları birbirine oldukça yakın bunların. Bir kalite olarak da bir farkı yok. Mezunların iş bulma imkanları açısından, ondan sonra piyasadaki tercih edilebilirliği açısından da bir fark yok. Sadece aralarında belki 5-10 puan bir fark var. Evet. Gündüz öğrencisinin giriş puanlarıyla gece öğrencisinin. Bu bir tercih meselesi. Bazıları işte uluslararası ilişkiler okuyayım ama ikinci eğitim olsun diyor. İktisat olsun ama ikinci eğitim de olsun, fark etmez diyor. Yani Eskişehir okuyacağım ama Bursa'da okuyayım diyor. İşte onun için aynı bölümün ikinci eğitimini tercih ediyor. Dolayısıyla şehir tercihi, bölüm tercihi etkili oluyor. İlla bu bölümü okumak istediği için ve Bursa'da okumak istediği için ikinci eğitim veyahut da ikinci eğitim okuyayım, gündüz başka işler yaparım diyor. Evet. Mesela bu böyle bir imkan da var. Gündüz mesela çalışıp ikinci eğitimi okumak da mümkün. Dolayısıyla işte yabancı dil kursuna giderim, staj yaparım, bir firmada çalışırım falan gibi şeyleri var. Yani kaygılarla da ikinci eğitim okunabiliyor. Dolayısıyla ama kalite olarak, eğitim kalitesi olarak, ondan sonra mezunların iş bulma imkanı olarak hiçbir farkı yok. Yani biz zaten diplomalara ikinci eğitim, birinci eğitim gibi bir şey yazmıyoruz. Yani diplomalarda kişinin ikinci eğitimden mi mezun yoksa birinci eğitimden mi mezun olduğunu bilmek mümkün değil. Yani dolayısıyla onu tekrar transkribine bakmanız lazım falan. Yani ona da kimse bakmaz zaten. Dolayısıyla arada bir fark yok. Yani fakültemiz Türkiye'deki iyi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi arasında iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Yani devlet üniversiteler arasında ilk 10 ile 14 arasında. Evet. Yani devlet üniversitelerindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri arasında ilk bazı bölümler ilk 10'a, 8'e giriyor. Bazı bölümler 14'e giriyor ama yani ilk 10 14 arasında yer aldığımızı söyleyebilirim. Bu da fena bir durum değil. Çünkü biliyorsunuz üniversite tercihinde şehir tercihi önem taşıyor. Yani daha çok İstanbul'daki üniversiteler ve Ankara'daki üniversiteler tercih ediliyor. Tercih sırasına göre İzmir'de bir tercih alanı. Dolayısıyla bizim Bursa'nın tercihi 4. sıraya tekabül ediyor. Biz o nedenle yani 4. sırada tercih edilme misalinde bunun normal olduğunu, bunu 3'e çekmek için mücadele edebileceğimizi ama asla 5'e düşmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani kent tamam. olarak yani Akdeniz Üniversitesi veya Çukurova Üniversitesi'nin dengine düşmememiz lazım ki onu da gerçekleştiriyoruz. Yani en azından şehir, Türkiye'deki şehir sıralamasına, kent sıralaması bağlamında kalmamız gerekiyor. Ve bunu biz ilk 3'e çekmeye çalışıyoruz. Yani Ankara, İstanbul'daki üniversitelerden sonra tercih edilen üniversite olmayı arzu ediyoruz. Bu da haliyle bizim ilk ona rahatlıkla girmemiz anlamına gelir. Bazı bölümler açısından bunu gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Bazı bölümler için de bunun zaman içerisinde gerçekleştirilebileceğini söyleyebilirim. Yani bu biraz da şunlara bağlı. Yani bizim hakikaten İBF çok tanınan, hakikaten Türkiye'de
Yani bizim hocalarımızın kitapları hemen hemen Türkiye'nin birçok üniversitesinde ders kitabı olarak okutuluyor. Köklü bir fakülteyiz ve mezunlarımız çok sayıda üniversitede akademisyen olarak faaliyet gösteriyor, çalışıyor. Onun için tanınırlığı yüksek bir fakültemiz var. Bu bağlamda kalitesini çok tartışılır bir fakültemiz yok yani. Tartışılmaz bir fakültemiz var diyeyim bunu açıkça. Bu bağlamda yani burada bulunmaktan ben şu an işte hem dekanı olarak bu fakülte hem de öğretim üyesi olarak onur duyduğumu söyleyebilirim. Evet. Ve dekan olarak da bu fakülteye bir şeyler katmaya çalışıyorum. Yani bu bulunduğu noktayı daha ileri taşımak için ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmak üzere yani işte benim dekanlık görevim yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Yani görev süremin sonuna kadar da yapabildiğim her şeyi yapmak istiyorum. Eğitim kalitesinin artması bağlamında olsun, ondan sonra öğretim üyesi sayımızın artması bağlamında olsun, ne bileyim ayrıca mekansal iyileştirmeler konusunda öğrenci öğretim üyesi diyaloğunun daha iyi bir noktaya gelmesi noktasında olsun, ayrıca mezunlarımızın nerelerde çalıştıklarını, bunlarla bir feedback alışveriş içerisinde olmayı, geri dönüşüm yapabilmeleri için uygun mekanizmaların kurulması. Çünkü yani mezunlarınızla ilgilenmeniz lazım artık. Dünyadaki üniversiteler mezunlar meselesine çok fazla odaklanıyor. Bizim de buna çok daha fazla ağırlık vermemiz lazım. Hani bu ürün çıktısı demektir. Yani eğer ürününüzün piyasadaki tercih edilebilirliğiyle ilgilenmezseniz o ürün geliştirilmesi konusunda da odaklanmazsınız. O zaman siz kaliteyle de meşgul değilsiniz demektir. Yani o nedenle bizim eğitim sistemimizde veya diğer konularda bir iyileştirme yapıp yapmamamızı ürünlerimizden tercih edilebilirliği veya bu konudaki eleştiriler belirleyici olacaktır. Evet. Dolayısıyla biz bununla ilgileniyoruz. Yani bizim mezunlarımız nerede çalışıyorlar, nerede istihdam ediliyorlar, eğer istihdam edilmiyorlarsa bunun nedeni nedir, ediliyorsa hangi noktalarda güçlüyüz, zayıf yönlerimiz nelerdir, öğrencilerimiz bizi hangi konularda teşvik eder yani, veya işte iş piyasası bizden ne bekler? Anladığım kadarıyla mezun ettik ama bu nasıl olur diye takibini sürdürüyoruz. Yani bu tür mekanizmaları da şimdi kuruyoruz. Dolayısıyla iş dünyasıyla da sürekli bir şekilde seri konferanslar ve müzakere, bir tartışma ortamı da oluşturmaya çalışıyoruz ki hem onların deneyimlerinden biz faydalanalım hem de bizden ne beklediklerini öğrenelim. Hem ayrıca bizim öğrencilerimizi nasıl görüyorlar, piyasada neler bekliyorlar onlardan, bizden mesela hangi konularda bir iyileştirme bekliyorlar, bunları da bilmek açısından onlarla zaman içerisinde seri görüşmeler ve toplantılar yapıyoruz. Bunların bir kısmını biz küçük, daha dar çerçevede akademisyenlerle onları buluşturuyoruz. Daha geniş çerçevede de öğrencilerle onları buluşturuyoruz. Öğrencilerin onların deneyimlerinden faydalanmasını, İş dünyasını tanımalarını sağlıyoruz. Bu yeni başlattığımız bir proje aslında. Ben bunun çok da yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde biraz da ondan bahsedeyim istersen, sonra yine bu noktaya geleceğiz. Yani 7 tane bölüm var. Evet. İşletme bölümü, iktisat bölümü, kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri ve uluslararası ilişkiler bölümleri var. Dolayısıyla bu bölümlerde toplam bizim 96 öğretim üyesi ve öğretim görevlisi artı 75 tane de araştırma görevlisi çalışanımız var. Dolayısıyla 170 kişilik 171 kişilik bir kadroyla toplamda faaliyet gösteriyoruz. Amacımız bunu daha yukarıya taşımak aslında. Bu öğrenci sayımızla karşılaştırıldığında oldukça küçük bir rakam. Yani en az bunun bir 200'ün üzerine, 200 yani araştırma görevlisi olarak en az bir 100. Öğretim üyesi olarak da 96'yı bizim 140'lara, 150'lere çıkartmamız lazım. Yani normal şartlarda bunu yapmamız gerekiyor. Sayın Rektör'ün de zaten bu konuda hassasiyeti var. Aynı konuda onun da bir şeyi var. Dolayısıyla bu konudaki yardımlarını devam ettireceklerini ifade ediyorlar. Yani kadro taleplerimizi
karşılıyorlar. Evet. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama tabii ki her şey bizim üniversitede bitmiyor. YÖK'e gidiyor. YÖK'ün onay süreci falan var. Tabii biraz da Türkiye'nin içinde bulunduğu biraz olağanüstülük var ya, bunlardan kaynaklanan biraz mekanizmalar ağır işleyebiliyor. Biz böyle bir dönemde göreve geldik. O nedenle bu taleplerin YÖK'te onaylanması, sonra bize gelmesi biraz zaman alabiliyor. Haliyle bundan kaynaklanan biraz süreç ağır işlemesi bizi biraz engelliyor ama onun ötesinde ne rektörün ne YÖK'ün bu konuda herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağını ifade edebilirim ve bu konuda yardımcı olacaklarını da ifade ettiler zaten. O noktada yani görevde kaldığımız süre zarfında bu rakamı, yani mevcut rakamı çok daha ileriye götürebileceğimizi söyleyebilirim. Yani bu rakam normal şartlarda diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında fena bir rakam sayılmaz. Yani 40'a aşkın profesörümüz var. Bu rakam birçok üniversitede, toplam üniversitenin tamamında bile yoktur mesela. Yani birçok üniversiteye ben baktım, üniversitenin genelinde bile 17-18 profesörü var mesela. Yani bizim bir fakültede 40 küsür profesörümüz var. Böyle bak, sadece bir bölümde mesela uluslararası işler bölümünde 6 profesör var. Yani bazı fakültelerde, hani daha bunu fakülte adı vermek istemiyorum ama yani dekan yapmak için profesör bulamıyorsunuz yani. Dolayısıyla biz bu anlamda bakıldığında eski bir üniversiteyiz ve çok sayıda profesör ve yetişmiş bir kadromuz var. Yani bu anlamda bakıldığı zaman bunu azımsamamak lazım. Yani yeterince kaliteli bir eğitim verecek bir kadromuz var, yani bunu ifade edebilirim. Ama dünya koşullarında eğitim vermeniz için yani bunun çok daha yukarıda olması lazım. Sayının mutlaka artması 140-150 olması lazım. Biz bu ideal rakama ulaşmak için kadro taleplerimizi ve genişlememizi sürdüreceğiz. Bu bağlamda çalışmalarımıza devam ediyor zaten. Çünkü yani öğretim üyesi başına öğrenci sayısı belirleyici bir şeydir, kriterdir. Kalite ölçmelerinde bu önemli bir kriter. Onun için öğretim üyesi başına öğrencinin olabildiğince az olması. Dolayısıyla bunu sağlamak için öğretim üyesi sayısını artırıyoruz. Bir de tabii ki ikili eğitim yaptığımızı ve 13.000'e yakın öğrencimiz olduğunu söyledim. Bu da çok büyük bir rakam, yani çok büyük bir rakam. Birçok üniversitenin toplam sayısından bile daha fazla bu öğrenci sayısı. Onun için haliyle bunun daha büyük bir öğretim üyesiyle bu eğitimin daha büyük bir, daha fazla sayıda bir öğretim üyesiyle sürdürülmesine ihtiyaç var. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bölümleri itibariyle oldukça önemli. Türkiye için oldukça önemli. Hem ekonomi alanında hem uluslararası ilişkiler bağlamında yetiştirilen öğrencilerin Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olabileceği bir bölümleri barındırıyor. Eğitimlerden de bahsedelim. Sayımızı verdik, 171 dedik. Ne gibi eğitimler veriliyor burada öğrencilere, özellikle formal anlamda diğer alanlarda? Şimdi biz biliyorsunuz sosyal bir bölümümüz. Yani sosyal bölümler, sosyal bilimlerde eğitim veren fakülteler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yani bizim üniversitemiz bağlamında bazen bunun adı değişebiliyor. Bazı yerde Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak da isimlendiriliyor. Mahiyeti aynı aslında, aynı bölümler var. Bu bir tercih. Bazı bölümlerde insan ve insani bilimler ya da insan ve sosyal bilimler fakültesi olarak da ifade edebiliyor. Ama aynı bölümler olur. Yani insan ve sosyal bilimler fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi veyahut iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde hemen hemen aynı bölümler vardır. Yani işletme bölümü, piyasaya dönük dersleri vardır. Özel sektöre dönük dersleri vardır daha çok. Pazarlama, kalite yönetimi, yani işte dış ticaret, ondan sonra muhasebe, organizasyon, yönetim gibi derslerdir asıl olarak. İktisat zaten bildiğimiz gibi alanından anlaşılacak mikro makro iktisat, uluslararası iktisat gibi alanlarda teorik ve pratik dersleri vardır. Daha çok tabii teorik dersler var ama mesela uluslararası mali, mesela piyasa analizi gibi, finansal analiz gibi konular var. Direkt piyasayı mevcut, yani daha pratiğe yönelik anlama açısından söylüyorum. Kamu yönetimi daha çok siyaset bilimi ve kamu yönetimi olarak biz bunun adını değiştirdik. Yani hem daha çok iç siyaset, sivil toplum, devlet birey ilişkileri,
Ondan sonra seçim sistemleri, ondan parti sistemleri, yönetim biçimleri, yerel yönetimler, ayrıca kentleşme gibi dersler ve buna ana bilim dalları var bunlarla ilgili. Onun dışında ekonometri daha çok matematiksel iktisat diye ifade edebileceğimiz, yani Türk anlaşılması açısından söylüyorum. Yani iktisadi değerlerin daha ölçümüne yönelik, daha çok modelleme tekniklerinin kullanıldığı, istatistiği, matematiğin kullanıldığı ve iktisadın bunlarla kullanarak çalışıldığı bir bölümdür, ekonometri bölümü. Bunun dışında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler bölümü var biliyorsunuz. Burada da daha çok iş hayatına ilişkin, işçi işveren ilişkileri, iş güvenliği gibi meselelere daha çok odaklanıyorlar. Uluslararası ilişkiler, benim de içinde bulunduğum... Siz zaten bölüm başkanısınız. Yani bölüm başkanı olduğum bölüm. Bu zaten adından anlaşılacağı gibi uluslararası siyasi, hukuki, askeri ve iktisadi ilişkileri ve diğer toplumsal ilişkileri içeren bir kavram zaten. İç politikadan çok dış politikaya odaklanıyoruz ama iç politika dış politika ayrımını da net olarak yapmak çok mümkün değil. Çünkü birbirini etkileyen kavramlar ya da faaliyetler bunların. Dış politikanın içsel bir şeyi var, beslemesi var. Yani iç politika dış politikayı belirler, dış politikadaki gelişme iç politikayı belirler. Tamam, bunları özellik alanlar olarak da görmemek lazım. Birbiriyle bağlantılı. Birbiriyle bağlantılı. Onun dışında yani işte bölgesel çalışmalar var. Orta Doğu çalışmaları, Afrika çalışmaları, işte Balkan çalışmaları, Orta Asya, Rusya, Kafkasya çalışmaları var. Teorik çalışmalar var, uluslararası ilişkiler teorileri gibi, uluslararası politika gibi. Ya Orta Doğu belki daha çok benim de çalıştığım bir alan. Dolayısıyla biz hem uluslararası örgütler, uluslararası hukuk mesela bizim çalışma alanlarımız. Dolayısıyla hem hepimizi ilgilendiren konular aslında ve daha çok Türkiye'nin karşı karşıya olduğu, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgileniyoruz biz. Yani. Özellikle uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri için sormak isterim. Mezun olduklarında hangi alanlarda istihdam edilebilmeleri daha fazla, üniversitelerde öğretim görevlisi olarak mı yoksa bakanlıklarda diplomat olarak mı görev alabiliyorlar, istihdam edilebiliyorlar? Yani şimdi tabii öncelikle belki bu bölümlerin ilk kuruluş amacı daha çok Dışişleri Bakanlığı'na eleman yetiştirmek olabilir ama artık Dışişleri Bakanlığı'na istihdam edebileceği insan sayısı sınırlı. Yani Türkiye'de 100'ü aşkın Uluslararası İlişkiler Bölümü var. Her yıl maksimum 40 kişi alır Dışişleri Bakanlığı. Yani her üniversiteye bir tane bile düşmez. Dolayısıyla yarım düşer yani. O nedenle bu tek burayı amaçlarsanız hayalcilik olur. Siz 400 tane öğrenciniz var ama size düşen pay yarım. Yani bir bile değil. O da dolayısıyla ben sadece bunun için bu öğrencilerimi işte Dışişleri Bakanlığı'na yönelik olarak yetiştiriyorum demeniz doğru bir şey değil yani. O sadece bir tanesi diyebilirsiniz. Akademiyada başarılı olmalarını önemsiyoruz biz. Çok sayıda mesela Uluslararası İşler Bölümümüzün mezunlarının büyük bir kısmı akademiyada, yani üniversitelerde akademisyen olarak şu an birçoğu profesör, doçent olarak çalışmalarını yürütüyorlar. Oldukça da başarılılar. Akademiyada çok başarılılar bizim öğrencilerimiz. Yani uluslararası ilişkilerin böyle bir mahiyeti de var, onu da belirteyim. Yani Türkiye'de çok sayıda uluslararası ilişkiler bölümü var ama herkesin daha çok odaklandığı bir yer vardı. Kimisi piyasaya odaklanıyor, kimisi kamuya odaklanıyor. Bizimkiler daha çok akademiye odaklanmışlar. Yani bizim öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı akademiyada. O nedenle her üniversitede bir Uludağ Üniversitesi mezunu akademisyen vardır. Dolayısıyla bunu 100'e yakın akademisyenimiz var. Yani Türkiye'deki hemen her üniversitede en az bir tane. Yani her üniversite derken her uluslararası işler bölümünde diyeyim. Üniversite deyince de o çok çok daha fazla olabilir. Çünkü diğer bölümlerimizin de mezunları var tabii akademiyada. Sadece Uluslararası İşler Bölümünün her üniversitenin ilgili bölümünde, yani Uluslararası İşler Bölümünde bir akademisyen ve azilerinde 3 tane 4 tane bile var. Bunu ifade edeyim. Bunun dışında Bursa'da bulmamız dolayısıyla özel sektörde çalışan çok sayıda uluslararası işler mezunu var biz. Yani bizim amacımız arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi sadece kamuya yönlendirmiyoruz.
özel sektöre de yönlendiriyoruz. Onun için mezunlarımızın en az yarısı kamu özel sektörde iş buluyor. Yani bu bir ciddi mesela yani diğer bölümlerimiz de benzeri şeyler yapıyorlar ama uluslararası bölümünün bir özelliği de bu. Özel sektörde nerelerde çalışırlar derseniz dış ticaret mesela. Evet. Çok başarılı oldukları bir alan dış ticaret. Halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi alanlarda, lojistik gibi alanlarda çok başarılı olduklarını söyleyebilirim. Ve bu alanda çalışan çok sayıda zaten öğrencimiz var. Mezun öğrencimiz var. Uludağ Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerin aslında bir avantajı da bu. Bursa'nın evet, sanayisinin Bursa'nın, geçmesi noktasında. Tabii tabii. Uludağ Üniversitesi'ni tercih edenlerin en büyük avantajı aslında bu. Özellikle bu İİBF'yi tercih edenler açısından bu çok daha büyük bir avantaj. Çünkü neden? Yani İstanbul 15 milyonluk bir şehir ama 60'a yakın üniversite var. Evet. 50 yaşın üniversite var İstanbul'da. Ama Bursa 3,5 milyonluk bir şehir ve bir tek üniversitesi var ya da iki tane üniversite var. Değil mi? Bu bizim mezunlarımız açısından çok büyük bir avantaj. Biz bu avantajı çok daha iyi bir şekilde kullanmak istiyoruz. O nedenle demin başta belirttiğim iş dünyasıyla seri görüşmelerimiz ve panellerimiz yapıyoruz. Ve bunlarla hem iş dünyasının bizi tanımasını, bizim onları tanımamızı, onların bizden beklentilerini de değerlendirmek istiyoruz, değerlendiriyoruz. Bu görüşmeler bizim için öğrencilerimizin piyasada daha çok tercih edilebilmesini sağlıyor. Bunu giderek de arttırmak istiyoruz. Çünkü bu bizim bir önemli bir avantajımız. Yani Bursa'da iş dünyasının öncelikle ihtiyacını bizimle karşılamasını istiyoruz biz. Yani İstanbul'daki ya da başka yerdeki mezunlardan çok önce Uludağ Üniversitesi'nin İBF mezunlarının tercih etmesini bir şekilde sağlamak zorundayız. Sağlamamız lazım. Bu konuda eğer bir eksiklik varsa taraflar arasında bizden kaynaklanıyorsa biz bunu bir şekilde gidermek durumundayız. İş dünyasından kaynaklanıyorsa bu da şundan olabilir. Bizi bilmediklerinden olabilir. Bizim nasıl bir ürün ortaya koyduğumuzu bilememiş olabilirler. Bu konuda bizim belki daha fazla tanıtım yapmamız lazım. Öğrencilerimizle ilgili olarak onları bilgilendirmemiz lazım. Dolayısıyla bunları yaptıkça ben bu avantajı daha iyi kullanacağımızı, bunun da Uludağ Üniversitesi İİBF'nin tercih edilebilirliğini artıracağını, dolayısıyla puan sıralamasında daha yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Tabii ki daha nitelikli öğrencilerin gelmesi bizim kalitemizi artıracaktır. Bu da hale sirkülü olarak yani zaman içerisinde bizim mezunlarımızın daha başarılı olmasını sağlayacak, daha fazla tercih edileceklerdir. Evet. Bu birbirini destekleyecek bir süreç tabii ki. Yani biz buna şimdi odaklanıyoruz. Evet. Bu çok önemli bir avantaj çünkü bunu şimdiye kadar da yapılmış olabilir ama biz bu konuda çok şey yapılabileceğini düşünüyoruz. Yani ve bunu da başlattık. Bazı noktalarda da geç kalınmış. Bazı noktalarda hâlâ yani bunu mesela dinleyen insanlar bunlar şimdiye kadar yapılmadı diyebilirler. Ya da en azından yapıldıysa da görünür değildi bu süreçler. Şimdi biz bunu görünür hale getirmek istiyoruz. Yani iş dünyası İBF dekanlığı ya da İBF bir çaba içerisinde yani Uludağ İktisadi İdareler Fakültesi öğretim üyesi kadrosuyla, öğrencisiyle hakikaten kaliteli. Biz bunu şimdiye kadar bilmiyorduk, bunu öğrendik demeleri lazım. Ve bize kapalı bir yer değil, bize açık bir mekan. Biz de elimizden geldiği kadar bu Bursa'mızın Güzide Fakültesini iyi yere taşıyacağız demelerini sağlayacağız. Yani bu aslında Bursa bizim ortak bir ortak malımız yani Bursa şehri. Şehir olarak benim 33-34 yılımı verdiğim bir yer. Ben nereli olduğum önemli değil, Mersinliyim ama hayatımın çok büyük bir kısmı, çocuklarım hepsi burada doğdu. Dolayısıyla ben belki de hayatımı burada devam ettireceğim veya tamamlayacağım. O nedenle benim için Bursa çok büyük önem taşıyor. Bursa'ya kim bir taş koyarsa benim açımdan bu çok sevindirici ve beni mutlu ediyor. Dolayısıyla ben kendim de Bursa için bir taş koymak istiyorum. Onun için Bursa'ya emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve onlardan mutlu oluyorum o yapılanlardan. Dolayısıyla ben hem Uludağ Üniversitesi'li olarak bir birey olarak hem de Bursa'nın bir evladı olarak diyeyim, insan olarak, birey olarak hakikaten bu şehre bir şeyler yapmak istiyorum. Yapan herkesi de bu konuda o platformla, o süreçleri açmak istiyorum. Mekanizmalar kurmak istiyorum. Yani çünkü
O yollar gösterilecek. O yolları açmamız lazım. Yani değerli iş adamlarımızı bizimle buluşmasını sağlayacak o mekanizmaları açmak lazım, kurmak lazım. Birilerinin bu süreci başlatması lazım. Ya da başlayan süreçleri daha ileri taşıması lazım. Evet. İşte biz bu konuda bugüne kadar yapılanları yeterli görmeyenlere diyoruz ki daha fazlasını gelin birlikte yapalım. İş dünyasına diyoruz ki gelin birlikte yapalım. Basına diyoruz ki gelin birlikte çalışalım. Ne yapabileceksek, siz nasıl bir İBF tahayyül ediyorsanız gelin bize söyleyin. Yardımcı olun, beraber yapalım. Benim yerime yani dekan gibi düşünün siz. Ne kadar güzel bir düşünce. Yani dekan gibi düşünün, kendinizi dekan yerine koyun. Ve deyin ki ben dekan olsam şunu yapacağım. O zaman gelin o güzel fikrinizi bize söyleyin. Yapalım. Beraber yapalım. Yani bunu basından istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ben Bursa'da bütün yerel televizyonlarla devamlı görüşen, onlara emeğim geçti. Onlar beni misafir ettiler devamlı şekilde. Dolayısıyla biz yakın arkadaşız onlarla. Onun için Bursa basını beni tanır, ben onları tanırım. Aramızda bir mesafe yok yani. Dolayısıyla o değerli fikirlerini ben istiyorum ki gelsinler bize, bize anlatsınlar. Paylaşsınlar. Paylaşsınlar bizimle. Ve nasıl bir şey arzu ediyorlarsa onu hakikaten birlikte gerçekleştirelim. İş dünyası için de bunu söylüyorum. Yani Bursa'nın iş dünyası, çünkü onlar için de eminim ki Uludağ Üniversitesi çok önemli bir yer. Dolayısıyla bu Uludağ Üniversitesi'ne ilişkin ne düşünüyorlarsa olumlu, İBF için ne düşünüyorlarsa olumlu bir şey, gelsinler bunu bizim paylaşsınlar ve bunu hakikaten hayata geçirelim. Evet. O nedenle kafalarındaki her projeyi bizimle paylaşmalarını için buradan sizin aracınıza çağrıda bulunuyorum. Biz zaten birçoğuna ulaşmak istiyoruz ama eğer birileriyle ulaşamadıklarımız bizi ararlarsa, evet, ya sevgili hocam dersi biz o değerli iş adamımızı ağırlamayı, beraber olmayı, onun o değerli fikrine saygı duymayı ve değerlendirmeyi arzu ederiz. Evet, dolayısıyla kapımız her zaman randevusuz, her dakika açık. Ve mutlaka onlara geri döneceğimizi, bana ulaşaması dahi arkadaşlarımız ulaşması halinde onlara mutlaka ve mutlaka geri döneceğimizi ve onların uygun yer gördüğü mekanlarda birlikte olacağımızı buradan kendilerine ifade ediyorum. Biz de buradan yine sizin aracınıza çağrı yapmış olalım, evet, duyuruyu yapmış olalım. İnşallah sizin de başta dediğiniz gibi Bursa için kim bir taş koyarsa başımızın üstünde diyelim. Şimdi bilimsel çalışmaları da biraz bahsedelim. Zira bilimsel araştırma projeleri de yürütüyorsunuz. Bu projelerden de bahsedelim dilerseniz kısaca. Şimdi tabii bunlar şimdi son zamanlarda YÖK'ün tahsis ettiği, YÖK'ün açtığı bazı şeyler var. Süreçler ve projeler var. Mesela bunların bir tanesi 102.000 projesi. Evet. 102.000 projesi çerçevesinde 100 alanda 2.000 tane doktora öğrencisine burs veriliyor. Ama bu her dönem veriliyor. Her dönem, evet, veriliyor. Dolayısıyla bu çok sayıda kişiye bu 100 alanda burs veriliyor demektir. Bu da hakikaten yaklaşık 2.000 lira civarında. Ki bu diğer desteklerle neredeyse 3.000-4.000 lirayı buluyor. Çünkü yemek desteği veriliyor, konaklama desteği veriliyor. Yani onlar ayrıca bu nakitin dışında diğer şeyler de veriliyor. Dolayısıyla biz bu 100 öncelikli alanlar, Türkiye'nin önceliği olan alanlarda, kimisi bunun mesela bizim alana giriyor. Uluslararası ilişkileri ilgilendiren konular var, ilahiyatı ilgilendiren, iktisadı ilgilendiren konular var. Mesela işte katılım bankacılığı, mesela işte manevi danışmanlık ilahiyatta veya işte Orta Doğu çalışmaları, Balkan çalışmaları gibi alanlar, alanlarda bunlar öncelikli alanlar. Afrika çalışmaları gibi işte bir daha çok bizi ilgilendiren konular. Dolayısıyla bu alanlarda bursiyerlerimiz var. Mesela bizim bu alanda şu İBF bağlamında 9 tane, 2 tane daha önerdik. 11 tane olacak. İBF bağlamında 11 tane, 2 tane daha kontenjanı diğer fakültelere verdi. Onu da sayarsan 13 tane. Yani 13 tane burslu öğrencimiz var. İBF bağlamında söylüyorum. İBF olarak söylüyorum bunu. Yani bunlar proje asistanı olarak niteliyoruz biz bunları. Hem bu arkadaşlarımız Türkiye'nin önceliği olan alanlarda, önem verdiği alanlarda ki mühendisliklerde mesela enerji alanında özellikle mesela kompozit malzemeler, bunları yakından takip ettiğim için söylüyorum. Veyahut işte yenilenebilir enerji alanlarında öncelikli
alanlar olarak, evet, robot teknolojilerinin geliştirilmesi gibi alanlar, siber güvenlik gibi alanlarda. Türkiye'nin gündeminde olan tabii alanlar. Türkiye'nin önem verdiği, doktora yapılmasını arzu ettiği alanlar, öncelikli alanlar gene oralarda da aynı şekilde teşvik ediyor. Bu veterinerlikte var, ziraata ilgili alanlarda var. Dolayısıyla yani 100 alan belirlemiş. Yok, bu alanlar Türkiye'nin önceliğidir, dünyanın da önceliğidir. Dolayısıyla bu alanlara doktora yapmayı ödüllendirelim. Bu alanlara doktora yapanlara biz işte belli bir 2000 liraya yakın, artı diğer katkılarla belki 3000-4000 lirayı bulan bir destek verelim. Ki öyle, bu hakikaten önemli destek. Çok önemli bir destek. Yani çok önemli bir destek. Dolayısıyla bu önemli bir teşvik. Bu bağlamda da bizim çalışmalarımız devam ediyor zaten. Bunları giderek artacak bunlar. Tabii bunların dışında son zamanlarda dikkatinizi çekmiştir bizim faaliyetlerimiz. Evet, oraya geleceğim. Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye'deki tanınırlığını, medyada yer almasını sağlayacak etkinlikler de yapıyoruz. Yani bizim işte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerinin katıldığı etkinlikler var. Benim ulusal medyada çıkmış olmamdan dolayı işte bir tanınırlığı var bizim fakültemizin. Evet. Ayrıca ama mesela işte bu hafta içerisinde, işte iki gün önce Profesör Doktor İlber Ortaylı, önemli bir tarihçimiz, bunu ağırladık. Bu tabii ciddi bir ses getirdi. Ulusal medyada yer alıyorsunuz. Ve önümüzdeki günlerde emekli Genelkurmay Başkanımız Orgeneral İlker Başbuğ konuk edeceğiz. Dolayısıyla bunlar da Uludağ Üniversitesi'nin ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ulusal medyada daha fazla yer almasını sağlayacak etkinlikler. Tabii bu hem bu açıdan hem de öğrencilerimizin bu önemli şahsiyetlerle buluşturulması ve bunların değerli fikirlerinin de yakından duymalarını sağlayacak bir faaliyet bunlar. Tabii bunlar öğrencilerimizin özgüveninin artmasını da sağlıyor tabii. Çünkü televizyonda izlemek de bir insana, ona dokunmak, onunla yan yana olmak, onu yakından görmek farklı duygular. Bunları yaşamalarını da sağlıyoruz. İşte bu önemli, önemli onların hayatlarında. Birçok şeyi unutacaklar ama belki bu tür etkinlikleri hiç unutmayacaklar. Dolayısıyla bütün bunları da arttırmak istiyoruz. Yani akademik tartışma ortamlarının yanı sıra, ki bunlar da sayıca arttı. Biz uluslararası konferanslar yapıyoruz mesela. Yine Uluslararası İlişkiler Bölümünü organize ettiği, Maliye Bölümü ve İşletme Bölümlerimizin organize ettiği uluslararası konferanslar, sempozyumlar var, kongreler var. Yani. Bu yıl Uluslararası İlişkiler Bölümü 9.sunu gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıl işte, yani 2018'de 10.yu gerçekleştirecek. Bu da dünyada çok sayıda insanın katıldığı, Türkiye'de ve dünyadan katılımlarla önemli. Çok önemli bir etkinlik her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Tabii bir de şunu ifade edeyim, yani bunu çok az sayıda fakülte yapıyor. Yani biz bunu 9.sunu gerçekleştirdik ama Türkiye'de 9.sunu gerçekleştiren ya da bu kadar sürekli olarak bu kadar fazla uluslararası sempozyum yapan Türkiye'de üniversite sayısı oldukça az, belki birkaç tane bir şey. Doğru. Yani 170 üniversite var ama bunu yapan 3-4 tane üniversite. Bunu da söyleyeyim yani. Biz 3-4 tane üniversitenin birisiyiz. Yani düzenli olarak bu kadar büyük etkinlik yapan fakülte olarak ya da. Dolayısıyla bunlar ve bunların biz yeterli olmadığını düşünüyoruz ayrıca. Yani bunların sayısının daha fazla artması, hem fakülte içi etkinliklerin, panellerin, fakültedeki öğretim üyelerinin kendi perspektiflerini yansıtmaları açısından onların panelleri düzenliyoruz. Hem de yine bunları dış katılımcılarla, yani diğer üniversitelerdeki akademisyenlerle beraber yapacağımız ve yaptığımız paneller var. Yani. Farklı alanlarda, yani bu bölümlerin her birisinin ilgilendiği alanlar var. Türkiye'nin gündeminde olan iktisadi sorunlar olabilir, mali sorunlar olabilir, siyasi sorunlar olabilir, dış politika meseleleri olabilir, güvenlik sorunları olabilir. Biz bunları işte hem fakülte öğretim üyelerinin katılımı ve dışarıdan katılımcılarla beraber tartıştığımız ortamlar var bunlar. Bunları biz ulusal paneller olarak adlandırıyoruz. Bunlar çok sayıda. Bundan yıl içerisinde gerçekleştiriyoruz, evet, ama yine bunların da sayısını artırmak istiyoruz biz. Yani yapılanları yeterli görmüyoruz. Bunların çok daha fazla artması gerekir. Bunlar çünkü
ders ortamlarından farklı ortamlar oluşturuyor. Çünkü yine demin ifade ettiğim farklı gibi şeyler öğrenci, katıyor bir tabii, defa öğrenciler. Daha interaktif oluyor. Şimdi bir kere akademisyenler kendi aralarında tartışıyorlar. Onu öğrenciler mesela bunun televizyondan farkı şu. Televizyonda insanlar ona dokunamıyor, soru evet. soramıyor. Ama orada soru sorabiliyor. İnteraktif yani, bir şekilde. Tabii daha interaktif. Yani kişiler bir de yani böyle şov yapmazlar o tür ortamlarda. Daha samimi olur. Çünkü daha bilimsel bir ortam. Öğrencilerin bir seviyesi var. Homojen, daha homojen bir kitleye hitap ediyorsunuz. Sizi anlayacak bir yanlış anlamayacak bir kitleye hitap ediyor. Çünkü televizyonlarda söyledikleriniz bazı şeyler insanlar tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Yanlış yerlere çekilebiliyor. Dolayısıyla biraz daha sıkıntılı bir süreç. Yani medya üzerinden iletişim kurmak. Ama bu akademik ortamlar daha rahat ortamlardır. İnsanlar kendilerini daha rahat ifade ederler. Öğrenciler size soru sorar ve dolayısıyla yanlış anlaşılmayı düzeltebilecek şeylerdir, ortamlardır. Evet. Yani orada bir yanlış anlaşılma varsa anında onu düzeltme imkanınız var ama televizyonda bunu yok. Bunu yapamazsınız ve dolayısıyla o yanlış anlaşılma üzerinden bir kanaat oluşabilir sizinle ilgili. O nedenle mesela medyanın bazı riskleri de var. Onun için bu ortamlar çok daha yararlı da oluyor. Ben hep daha samimi buluyorum. Bu akademik ortamları daha samimi buluyorum. İnsanların kendilerini daha rahat ifade ettikleri ve daha doğru bilgiye de ulaşıyorsunuz orada. Çünkü yani biliyorsun medyada 5-10 dakikalık konuşmalar var küçük küçük. İnsanlar orada ne bir şeyler söylüyorlar ama araya kaynıyor. Ya da konuşması yani kendini tam olarak ifade edemeyebilir. Değil mi? Yani kısa kısa bölümler halinde oluyor. Kendini ifade edemeden diğer konuşmacı alıyor falan. Ama bu ortamlarda insanlar kendilerini enine boyuna anlatabiliyor ve bir görüşü bütün etraflıca ifade edebiliyor. Dolayısıyla daha doyurucu oluyor bu tür tartışma. Hem sizin açınızdan hem öğrenciler tabii, açısından hem bizim açımızdan hem öğrenci açısından çok daha yararlı olduğu kanaatini taşıyorum ben bu tür akademik ortamların. O nedenle ben kendi öğrenciliğimden de hatırlıyorum çünkü. Yani orada ona katılmış olmak, orada yapılan tartışmalar benim için çok büyük değer taşıyor. Hala unutmuyorum onları, o anları. Mesela birçok dersi unuturum ama o mekanları, o mekanlardaki tartışmaları, o katılımcıları hiç unutmam. Onun yani. İçin bunların insanların hayatında daha sonra ciddi izler bırakacağını düşünüyorum ve öğrencilerimizi de bunlara teşvik ediyoruz. Dolayısıyla bunların sayıca artması lazım. Çünkü üniversite dediğimiz mekan, yerler liselerden biraz farklı. Yani ilk ve orta öğretimden farklı. İlk ve orta öğretim öğrencileri henüz daha belki interaktif eğitime yeterince adapte olamayabilirler. Bunu ya tam başaramayabilirsiniz. Üniversitede bile tam olarak bunu başaramayabiliyorsunuz. Ama bu mekanlar daha doğası gereği interaktiftir. Doğru. Yani bu panellerin doğası gereği interaktiftir. Çünkü bir soru cevap bölümü mutlaka oluyor. Yani insanlar kendi görüşlerini sunduktan sonra önemli bir kısmını da sürenin soru cevap bölümüne bırakıyorlar ve orada dinleyiciler bu insanlara sorular sorup daha doğrudan fikrini hem kendi fikrini ifade etmiş oluyor böylece sorunun içerisinde hem de karşıya eğer yanlış bir şey aktardıysa veya bir manipülasyon yaptıysa bunu düzeltme imkanı veriyorsunuz. Zira karşılıklı bilgi alışverişi de tabii yaşanmış oluyor. O açıdan oluyor. Hakikaten bu işte üniversite bu yani aslında. Doğru. Yani üniversiteler sadece derslere girilip tabii, çıkılan tabii, 40 sadece, dakika bir saatte yerler tabii, değil. Yani işte 45 dakika ders teneffüs sonra bir 45 dakika daha işte falan bu değil, değil yani üniversite. Sadece bu değil. Olmamalı da zaten. Bu olmamalı zaten. Yani hem derslerin kendi olabildiğince interaktif işlenmelidir. Çünkü artık tartışabilen, eleştirebilen öğrenci tercih ediliyor. Ha. Yani bilgiyi kullanan, bilgiyi hayata uygulayan, uygulamayı bilen, dolayısıyla sorgulayan öğrenci isteniyor. Dolayısıyla ezberleyen ve ezberlediğini tekrar eden öğrenci değil bugün dünyada arzu edilen şey tartışan, sorgulayan, eleştiren insandır. Biz de bu tip insan yetiştirmemiz lazım. Yani üniversitelerin tamam buna odaklı. Hatta tüm eğitim sisteminin buna odaklı olması lazım ama tabii Türkiye'de bir sınav sistemi var biliyorsunuz. Onun getirdiği bir zorunluluk var. Evet. Haliyle insanlar o test sınavlarına odaklanıyorlar ve ona göre çalışıyorlar. Bu çok fazla eleştirel bilgiyi teşvik etmeyebiliyor ama üniversite artık bunu yapmamız gerekiyor. Yani tüm bu
şeyi artık bir daha yeni bir eğitim sistemine tabi tutmayacağız bu insanları. Doğru. Yani çok az bir kısmı lisansüstü eğitime devam edecekler. Devam. Ama çok büyük bir kısmı lisansta bırakacaklar. Evet. Onun için lisansüstü eğitimleri mesela tamamen interaktif eğitimlerdir. Tamamen öğrencilerin daha küçük gruplar halinde bilimsel üretime katkı verdikleri ve bunu birlikte yaptığımız ortamlardır. Onun için mesela kişilerin olgunlaşması açısından ve kendini daha iyi hissetmesi açısından piyasada daha rekabet edebilir hale gelmesi, daha donanımlı hale gelebilmesi açısından lisansüstü eğitimler yani yüksek lisans ve doktora eğitimleri çok önemlidir. Evet. Kişinin hem kendisi bilimsel anlamda tatmin oluyor, hem olgunlaşıyor. Çünkü eleştirel, sorgulayıcı olmayı orada tamamlıyor aslında. O eksikliğini gideriyor, bilgi eksikliğini gideriyor ve dolayısıyla iş piyasasında daha başarılı oluyor bu insanlar. Evet. Dünyada artık ne kadar lisansüstü eğitim verdiğiniz önemli artık. Yani dünyada yani mesela nüfusun ne kadar yüksek lisans yapıyor, ne kadar doktora yapıyor bu artık gelişmiş ülkelerde önemli bir sayıdır. Bir ölçüt değil mi bu? Önemli bir ölçüt. Onun için şimdi, bizim olabildiğince lisansüstü öğrenci sayısını artırmamız gerekiyor ki bizim şu an 5000 civarında bunu 10.000 civarına çıkartmak istiyoruz. İki katına çıkarmak tabii, umarım. Yani, dilerseniz bir ara verelim. Biraz soluklanalım. Aranın ardından devam edelim. Sevgili izleyenler kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, Akademik Bakış kaldığı yerden ikinci bölümüyle devam ediyor. Hocam hazır sizi yakalamışken dilerseniz uluslararası ilişkiler son dönemdeki Türkiye ve dünya gündemini de değerlendirmek isterim ikinci bölümümde. Zira çok kısa bir süre önce, birkaç gün önce Suriye'deki bu artık ölümlerin, kıyımların, savaşın bitmesi adına Rusya'nın Soçi kentinde oldukça önemli bir zirve gerçekleştirildi. Türkiye, Rusya ve İran ve burada önemli kararlar da alındı. Zira Ulusal Diyalog Kongresi'nin toplanması noktasında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Suriye'deki bu savaşın bitmesi adına yapılan girişimleri? Çok, çok değerli buluyorum çünkü Suriye'deki çatışmaların durması noktasında aslana süre çok kıymetli bir süreç. Evet. Aksi halde bu çatışmalar herhalde çok devam ederdi ve ölümler de devam edecekti. Yani Türkiye ve Rusya'nın liderliğindeki ve İran'la katılımıyla üçlü hale dönüşen zirve Suriye'nin büyük bir kesiminde ateşkesin sağlanmasını, çatışmaların durmasını sağlamış bulunuyor. Çünkü özellikle nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yani Hatay, İdlib'den tutun da Güneydere'ye kadar, Kuneytre'ye kadar olan bölge, Şam'ı içine alan, Hama Humus ve Laski'yi içine alan bölge, daha çok nüfusun yani neredeyse %80'inin yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bölgede çatışmaların durması noktasında, insani yardımların ulaştırılması noktasında, ablukaların kalkması noktasında, ondan sonra tutukların takası noktasındaki faaliyetler ile bir normalleşme sürecine girmiş olmamız çok önemli, çok önemli. Dolayısıyla ben bunun bölgesel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmiş olmasını ayrıca önemsiyorum. Yani geçen günü Putin de bunu altını çizdi. Dedi ki bu süreç Suriye'nin parçalanma tehlikesini ortadan kaldırdı. Bu çok önemliymiş. Yani hakikaten aksi halde neyi konuşuyorduk? Suriye'nin parçalanacağını düşünüyorduk. Yani gitti geldi aslında. Yani bu ihtimal bazen çok güçlü hale geldi. Bazen parçalanabilir mi acaba derken bazen hakikaten parçalanacak galiba noktasına kadar geldik. Dolayısıyla eğer buradan döndüysek bu çok önemliymiş. Ve bunu eğer Türkiye ve bölge ülkelerin liderliği çerçevesinde gerçekleştirdiysek bu da çok çok önemli bir şey. Dolayısıyla bunların ben sıradan süreçler olmadığını düşünüyorum. Yani. ABD'nin bu süreçte bir miktar özellikle bu çatışmasızlık bölgeleri, güvenli bölgeler işte güneyde biliyorsunuz Doğu Şam'ın doğusunda Doğu Guta denilen bölgede Ürdün sınırında Dera ve İsrail sınırında Kuneytra bu çatışmasızlık bölgelerinin
gerçekleştirildiği yerler. Yine Hama, Humus, Lazkiye, Halep ve İdlib şehirlerini kapsıyor. Dolayısıyla buralarda da büyük ölçüde, tabi bazı istisnalar var. Yani bazı zaman zaman diğer yer çatışmalar devam etse de büyük çaplı çatışmalar söz konusu değil artık. Yani büyük ölçüde, büyük ölçüde bu çatışmasızlık sağlanmış gözüküyor. Yani bu önemli. Bundan sonraki aşama, bunun konsolide edilmesi, bu çatışmasızlığın bir süre daha devam etmesi ve arkadan mültecilerin ya da sığınmacıların, göçlerin geri Suriye'ye geri geri göçünü sağlamak. Yani bu tabi beraber eş zamanlı olarak biliyorsunuz Astana süreci 2016 aralığında başladı. 2017 Ocağı'nda ilk zirvesini gerçekleştirdi. Yani 2016 aralığında daha çok Türkiye ve Rusya'nın önderliğinde başlayan bir süreçti. Sonra Astana süreçleri olarak, konferans olarak devam etti. Dördüncü de 4 Mayıs'ta çatışmasızlık bölgelerinin içinde anlaşma imzalandı. Deklarasyon yayınlandı. Sonra 15-16 Eylül'de bu İdlib'le ilgili sorun çözüldü. Dolayısıyla bu süreç bugüne kadar geldi. 7 tane zirve, Astana zirvesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki ayda 8.sini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bütün bunlar Suriye'nin normalleşmesi, özellikle bizim komşumuz, yani buradaki hadiseler tüm bölgeyi etkiliyor. Bizi birinci derecede etkiliyor. Çünkü çok büyük bir sınır 800 küsur kilometrelik sınırımız var Suriye ile. Ve dolayısıyla 3 milyon Suriyeli ev sahipliği yapıyoruz. Bu da resmi rakamlara göre. Azımsanacak bir rakam değil. Belki bu rakamın daha üzerinde bir nüfus Türkiye'de olma ihtimali var. Dolayısıyla Türkiye'ye bu bir ek maliyet getiriyor. Yani çok ciddi bir maliyet ve 20 milyar dolardan bahsediliyor. Çünkü 2011'den 2017'ye kadar 6 yıldır devam eden bir süreç bu. Belki bu rakamların daha da üzerine çıkmış olabilir. Ki burada Türkiye'nin resmen harcadığı rakamlar var. Bir de yardım kuruluşlarının ve insanların evini açtığı, komşusuna yaptığı yardımlar da var. Yani bunları da baktığımızda peki, belki bu rakam daha da yukarıda da olabilir. Bugüne kadar Türkiye hep Esed'in gitmesi yönünde hep bir ısrarı vardı. Peki bu görüşmelerle bakıldığında Türkiye bu ısrarından vazgeçti diyebilir miyiz artık? Suriye yönetiminden. Yani her şeyin müzakere edilebileceğini söyledi. Yani Cumhurbaşkanı'nın ifadesi şu, siyaset dinamik bir süreçtir. Bir sürü konu var. Amacımız Suriye'de her şeyin normale dönmesi, evet. Bu katliamların sona ermesi, çatışmanın sona ermesi, Suriye'nin parçalanmasının önlenmesi, göçlerin geriye dönük olarak devam etmesi, ondan sonra yerlerine edilmiş insanların sayısı 7-8 milyon olduğu ifade ediliyor. Sadece Suriye içerisinde bile 8 milyonu aşkın, belki 9 milyonu aşkın insan yerlerine edilmiş. Yani başka yerlerde eğreti bir şekilde yaşıyorlar. Yani Suriye içinde bir mülteci pozisyondalar. Daha biraz daha kendileri açısından güvenli buldukları bir yerlerde yaşamaya çalışıyorlar. Ama bunlar evleri yıkılmış. Ailelerinin bir kısmını kaybetmişler, işlerini kaybetmişler. Belki çocuklarını, evlatlarını, anasını, babasını kaybetmiş. Düşünün bu insanların düştüğü duruma düşünün. Yani. Çünkü Suriye'deki resmi rakamlara göre 600 bin insan hayatını kaybetti. Ama gayri resmi rakamlara göre bunun 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Evet, doğru. Dolayısıyla 1 milyon yakın insanın hayatını kaybettiği ve 8-9 milyon iç göç verdiği, bunun en az 5-6 milyon da dış göç verdiği bir ülkeden bahsediyoruz. Yani nüfusun tamamına yakını yer değiştirmiş vaziyette. Ya dışarıya gitmiş ya içeride başka bir yere gitmiş. Bu sürdürülebilir bir durum değil Suriyeliler açısından. Bunun öncelikle bunun önlenmesi gerekiyor. Bu noktada Türkiye'nin bir terör problemi var. Yani PYD'yi, YPG, işte sonra SDG gibi hatlarla sunulan bir terör meselesi var. Bunun Türkiye'ye yansımaları var. Türkiye bununla ilgili öncelikleri de var. Yani Suriye'nin kuzeyini bir şekilde farklı bir noktada yeniden
belli bir ki belli bir orayı bir terör koridoru haline getirilmesi ihtimaline yönelik de hassasiyeti var. Yani bu hem bu hassasiyet teröre karşı duruşu hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması noktasında. Çünkü neden biz bölge ülkelerin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz? Bu genel bir ilkesel duruştur. Evet. Yani Türkiye bölgede hem bölge dışında tüm ülkeler açısından bunu söylüyor. Ya zaten bu uluslararası hukukun önemli bir ilkesidir. BM'nin de önemli bir ilkesidir. Toprak bütünlüğünün korunması meselesidir. Çünkü bunlar uluslararası toplumu istikrarsızlaştırıcı bir süreci de beraberinde getirebilir. Bakın İspanya'daki Katalanlar meselesi ne kadar Avrupa İspanya'nın yaptıklarına karşı hiçbir şekilde tepki vermedi. Değil mi? Şu an orada referandum süreci tamamen iptal oldu. Özellik iptal edildi. Hatta yani özellik bile iptal edildi. Bırakın bağımsızlığı ve bu sürecin içinde yer alan herkes tutuklandılar. Dolayısıyla yani bu neden önemli? Bu çünkü yeni bir istikrarsızlığı kaldırmaz dünya diye insanlar buna hassasiyet gösteriyorlar. Yani demokratikleşme, sonuna kadar demokratikleşmeye destek, tam destek ama parçalanmalara istikrarsızlığı ve bu parçalanmaların beraberinde getireceği yeni kargaşa ortamına hayır diyorlar. Şimdi, dolayısıyla bu hem bölgenin yeniden böyle daha kaotik hale gelmesi, parçalanması meselesi olduğu için biz bu noktada istikrara vurgu yapıyoruz ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıyoruz. Çünkü bu bir kere başladığı zaman farklı kimlikler üzerinden mikro devletlere parçalanacaktır bu coğrafyamız veya bu dünya. Dolayısıyla bunu insanlık da kaldırmaz, bizim coğrafyamız hiç kaldırmaz. Hiç kaldırmaz. O nedenle biz diyoruz ki sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar demokrasiyi ilerletelim, demokratik hak ve talepleri karşılayalım, bununla ilgili gerekli ortamları oluşturalım ve birlikte yaşama taleplerimizi, isteklerimizi arkasında duralım, bu tür istekleri dikkate alalım. Ama belli kimlikler üzerinden, işte dinsel kimlikler ya da etnik kimlikler üzerinden bu coğrafyaların parçalanmasına izin vermeyelim. Bu bizim birbirimize karşı kullanmalarına yol açar. Evet. Çünkü parçalı bir yapıyı başka devletlerin kullanması ve aramızdaki ihtilaflar ki mutlaka olacaktır. Olabilecek ihtilafları abartarak bizi birbirimize karşı çatıştırırlar. Bugüne kadar yapılan da buydu aslında. Dolayısıyla parçalanmak yeni parçalanmaları beraberine getirir. Doymazlar bu sefer. Yeni daha alt, bu sefer kabile düzeyinde parçalarlar. Yani Yok edene kadar, size tamamen hakim oluncaya kadar, tamamen kontrol edinceye kadar, kontrol edebilecek noktaya kadar sizi parçalamaya devam edeceklerdir. O nedenle yani bu şuraya kadar olur, burada dururlar diye bir şey yok. Yani ne yaparlar? Sünnilerle Şiiler arasında çatışma çıkartırlar. Sünnileri kendi içinde bölerler. İşte Selefi diye, Vahabi diye bölerler, Hanifi diye bölerler, ondan sonra Selefi olan olmayan diye bölerler, ondan sonra Şiileri kendi içerisinde Zeydi, İsmailiye, ondan sonra Caferi diye bölerler, daha da Kürtleri kendi içinde bölerler, bileyim Talabanici, Barzanici diye bölerler ki bugünkü karşı karşıya olduğumuz durum bu. Dolayısıyla devamlı KYB'yi, Talabani grubunu kendi içinde bölerler, iktidar mücadelesi içine sokarlar. Ki olanda oydu herhalde. Ve şu anda yapılan o KYB içerisinde iktidar mücadelesi de o. Dolayısıyla bunun sonu gelmez. Evet. Ve biz sürekli bunların desteğini ararız birbirimize dövmek için. Evet. Anladınız mı? Yani şimdi bu sefer ne olacak? Biz kendi kavgamızı verirken bu heriflerden destek arayacağız ve onlar bizi kullanacaklar ve elimizdeki servete konacaklar. Bizim kaynaklarımızı kullanacaklar. Dolayısıyla bunlara izin vermememiz lazım. Yani neden biz bu coğrafyada bunun sonu yok çünkü. Eğer bunu açarsak elinizi verdiniz mi kolunuzu kaptırmak. Bunu bir kere bu yolu açarsak bunun arkası gelir. O nedenle biz diyoruz ki mevcut istikrarı tehdit edecek oluşumlara, süreçlere izin vermiyoruz. Vermememiz lazım. Şimdi Soçi zirvesinin ardından dünya basınında özellikle Amerika ve Avrupa'yı eleştiren manşetler atıldı. Dendi ki Avrupa ve ABD oyun dışı kaldı. Dünyanın bir numaralı devi olarak bakılan Amerika Suriye'de işte dışarı atıldı üç ülke tarafından ve ardından
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la birlikte Erdoğan'la Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti ki burada da Türkiye'nin en aslında Amerika'ya tepki gösterdiği konu YPG'ye yapılan silah sevkiyatlarıydı. Bugüne kadar binlerce tırlık bir orduyu büyütecek, bir ordu yaratacak kadar Amerika silahlar verdi ve Donald Trump bu telefon görüşmesinde bu silahları artık vermeyeceğini taahhüt etti. Sizce Türkiye ne kadar itibar etmelidir Donald Trump'ın bu sözlerine? Ya fazla itibar etmememiz lazım. Yani şimdi uluslararası politikada laftan çok eyleme bakmak lazım. Herkes bir şey söylüyor. Çoğu da kamuoyunu yönlendirmek için, evet, sizi işte sizin kamuoyunuzu, kendi kamuoylarını, dünya kamuoyunu yönlendirmek için de bir takım açıklamalar yapılır. Yani iş politika gibi değil. Yani iş politikadan daha kötü bir süreçtir uluslararası politika. Bazen iş politika gibi değerlendirebiliyoruz. Yani iş politikada liderlerin konuşmaları üzerinden bazı yorumlar yapmanız mümkün ama uluslararası ilişkilerde liderlerin konuşmaları her şey değil. Bir de onun perde arkasında sahaya yansıma biçimleri var. Bazen tam tersi yansır. Yani konuşmalar daha çok kamuoyunun ne bilmesi gerekirse, ne duyması istenirse onlar konuşulur, edilir. Aslında mutfakta başka bir şeyler vardır. Evet. Yani sahaya yansıtılanlar farklı şeylerdir. O nedenle yani biraz beklemekte yarar var. Bunun nasıl sahaya yansıyacağına bakmak lazım. Bizim daha çok liderlerin, özellikle Türkiye ve Rusya'nın Astana sürecine odaklanması gerekir ve dikkatlerini dağıtmasına, ABD'nin dikkatlerini dağıtmasına izin vermemesi gerekir. Yani bu çok önemli bir ayrıntı bana göre. Yani zaman zaman bu olabiliyor. Yani Trump'ın iş başına geldiği esnada hem Türkiye'nin hem Rusya'nın Trump'tan bazı beklentileri vardı. Dolayısıyla Astana sürecinden bir miktar ellerini gevşetir gibi oldular. Bir zaman kaybı oldu orada. Dolayısıyla ama sonra bir şey çıkmayacağını gördük. Yani ABD bölgede kaosa ve çatışmaya yatırım yapıyor. Bölge ülkeleri ise istikrara yatırım yapıyor. Aramızda çok temel bir fark var. Evet. ABD bölgeye daha çok silah satmak, bölgenin enerjisini kontrol etmek ve böylece ayrıca da hem bunları yapmak, bunları yaparken de İsrail'in güvenliğini sağlamak gibi bazı hedefleri var. Onun için bölgede kaosun ve çatışmanın artmasına yatırım yapıyor. Evet. Bunun için bazı mikro aktörleri ve bazı piyon unsurları da kullanabiliyor. O nedenle bölge ülkeleri ise bölgenin istikrarı için çalışıyorlar. Evet. Aramızda çok büyük bir fark var. Yani bölgedeki aktörlerle bölge dışı, yani ABD'nin bölgeye bakışı arasında çok büyük bir fark var. Peki, bunu önemsemek lazım. Mısır'daki saldırıyı bununla örtüştürebilir miyiz? Özellikle Suriye'nin, İsrail'in güvenliğini sağlamak bağlamında bir şey. Çünkü terör örgütü DAEŞ'in yaptığından bahsediliyor Mısır'daki saldırının. Yani çünkü mümkün, işte Sufi bir Sufi camisi. Biliyorsunuz Selefiler tasavvufa karşı, bunu bahane etmişlerdir. Ama tabii biliyorsunuz, yani bu bir ideolojik neden gibi gözüküyor. Yani Arap dünyasında Selefi bir gelenek var. Ama bu Selefiler ise, bu bizzat bildiğimiz bu, yani harici Selefi ve Vahabi geleneğinde ise bu daha katı biçimde uygulanıyor. Yani bu tasavvufa karşı olma gibi. Dolayısıyla ve diğerini de ötekileştiriyor zaten. Diğer Müslümanların hepsine karşılar zaten bunlar. Yani daha çok da Müslümanlar için de büyük bir tehdit kaynağı yani. Bu düşünce aslında. Bu işin bir tarafı. Bu olabilir. Bu önemli bir rol oynamış olabilir. Bu bölgede zaten El-Kaide, baştan El-Kaide ile bağlantılı olan işte Ensar Beytül Makdis örgütü vardı. İşte bir miktar Cemaat-i İslam örgütü vardı burada, Mısır genelinde de. Sonra özellikle bu Beytül Makdis örgütü 2014'te IŞİD'e intisap etti. Dolayısıyla daha çok işte IŞİD ya da DAEŞ dediğimiz yapı olarak ifade edebiliriz buradaki yapıları. Evet. Onun DAEŞ'in etkili olduğu bir alan, El-Ariş yani Sina bölgesi. Ve burada değişik zaman zaman bu tür saldırılarda yaptı zaten. İşin bir bu boyutu var. Yani işte bir El-Kaide DAEŞ terörü zaten bölgenin genel bir tehdidi. İslam dünyası açısından da ciddi bir tehdit aslında. Bu İslam dünyasının ayrı bir ajandasıdır. Bunun
Fikri nedenleri var bunun. Fikri altyapısı var, itikadi altyapısı var. Bununla mücadele ederiz. O bir başka mesele. Terör meselesi var. Yani bu da ayrı bir şey. Yani bunun Mısır'a yansımaları var işte, ya Suriye'ye yansımaları var, Irak'a yansımaları var, işte Somali'ye yansımaları var. Ama bunun arkasındaki istihbaratı da görmek lazım. Yani şimdi bu işte öyle kendi kendine olmuyor aslında. Doğru. Yani bu başı başı hiçbir terör faaliyeti aslında sadece bir terör faaliyeti değil. Arkada bir mutlaka bir amaç var. Arkada birçok amaç var. Bir terör örgütlerinin kendi amaçları var. İdeolojik amaçları var. Bu solcu olabilir, sağcı olabilir, din, belli bir din adına yapıyor olabilir ama bir de bu ideolojik amaçlar var. Bir de bunun dışında bunları kullanan büyük abileri, büyük patronlar var. Yani büyük istihbarat kuruluşları var. Bu nedir? CIA'dir, Mossad'dır, Sovyet ya da işte Rus istihbaratıdır, İngiliz istihbaratıdır, Alman istihbaratıdır. Bunlar vardır arkasında. Ya da bölgemizde bir takım ülkelerde bunları kullanıyor olabilirler. Dolayısıyla işin bir boyutu var. Bunu ıskalamamak lazım. Yani terör bizzat terördür. Buna karşı Türkiye'nin net bir duruşu var. Ama bu sadece bir terör değil. Bunun arkasında bir takım istikrarsızlaştırıcı amaçları olan ülkeler bunu kullanıyorlar. Bir, bunun için bunu bir müdahale aracı olarak kullanıyorlar. İki, yani dikkat edin, Afganistan'ı dizayn etmek için El-Kaide'yi kullandılar. Pakistan'ı kontrol etmek için El-Kaide'yi kullanıyorlar. Şu an DAEŞ'i de kullanıyorlar, Pakistan'ı. Neden Pakistan önemli? Pakistan dünyada tek nükleer güce sahip olan ülkedir. Müslüman ülke. Yani Müslüman ülkeler arasında sadece Pakistan'ın nükleer silahı var. Ama onun dışında tüm Batı ülkelerin var. İsrail'in de var. Kimse İsrail'le uğraşmaz. Dolayısıyla diğer ülkelerin hepsi Hristiyan, yani dini anlamda bakıldığı zaman Müslüman değil yani. Doğru. Dolayısıyla sadece Müslüman olup da nükleer silahı sahip olan ülke Pakistan. Onun da başına çorap örmüş vaziyetteler dikkat edersen. O da uğraş. Yani o da işte El-Kaide ile mücadele bağlamında Amerika onlara yardım ediyor diye Amerika ne yapıyor? Pakistan siyasetini dizayn etmeye çalışıyor. Kontrol altında tutmaya çalışıyor. Orduyu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Siyaseti kendi haline bırakmıyor. Şimdi bu diğer taraftan tabii Suriye'yi dizayn etmeye çalışıyor. PYD'yi parlatmaya çalıştı. PYD'yi legal meşru bir aktör haline getirip işte Suriye ile ilgili bir takım ajandası var. Onları gerçekleştirmeye çalıştı. Tuttu mu peki sizce bu oyunu? Bakın Irak'a aynısını yaptı. Somali'ye yapıyor. Yani Yemen'e müdahale etmek için Yemen El-Kaide'sini kullanıyor ama sadece ona odaklanıyor. Yemen'de bir sürü hadise var. Husiler iktidara gelinceye kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz ama hala siz DAEŞ'le uğraşıyorsunuz orada ya da Yemen El-Kaide'yle uğraşıyorsunuz. Veyahut Nijerya'da var. Oraya müdahale etmek için kullanıyorsunuz. Mali'ye müdahale etmek için kullanıyorsunuz. Libya'ya müdahale etmek için kullanıyorsunuz. Tunus'u dizayn etmek için kullanıyorsunuz. Tunus'ta muhafazakar ve İslamcı kesimin iş başına gelmesini engellemek için, İslam'ı kirletmek için ve oradaki halkın İslam karşıtı bir pozisyon alması ve seküler kesime destek vermesi için, İslam'ı itibarsızlaştırmak için o tür aşırı unsurları kullanıyorsunuz orada. Dolayısıyla Mısır'da kullanıyorsunuz. Sisi'nin elini güçlendirmek için kullanıyorsunuz belki de. Belki de Mısır'la İsrail'i aynı amaçta birleştirmek için kullanıyorsunuz. Aynı amaçta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ve İsrail'i yan yana getirmek için kullanıyorsunuz. İslam dünyasına İsrail karşıtlığı yerine başka bir hedef gösteriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki daha acil hedef budur. Yani çünkü Riyad'da o topun üzerine koyanların bir hedefi vardı. Aşırılığa karşı, uluslararası aşırılığa karşı mücadele merkezi kurdular değil mi? Evet. Yani terörle mücadele platformuydu o. Ne o? Terörle. İşte terör bu. Yani aslında Suudi Arabistan anlayışının doğurduğu terörle mücadele konusunda yine Suudi Arabistan merkezi oluyor. Çok büyük ironi değil mi bu? Doğru. Müthiş bir ironi yani aslında. Dolayısıyla bir yani halkımız anlayacağı dille bir komedi yani. Tamam. Ortada bir oyunu var orada. Evet. Dolayısıyla ben böyle bir
vahim durumun kurbanı oldukları ihtimalinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum Mısır'daki saldırıda. Evet. Mısır'daki saldırıda Sisi'nin elini güçlendirmek için, yani orada İslam'ı kirletmek, İslam'ı itibarsızlaştırmaya çalışan, Batı'nın amacına hizmet eden Mısır veya Riyad gibi ülkelerin liderlerinin elini güçlendirmek istiyorlar. Onların İsrail işbirliğini meşrulaştırmak istiyorlar. Bu amaca yönelik olarak bu saldırı kullanılabilir. Dolayısıyla bu saldırının yapılmış olmasının zamanlaması da önemlidir. Evet. Dolayısıyla yani Sisi'nin kendi muhalefetini dışlamak, siyaseten dışlamak için de kullanabilir bunu. Bunu yaparken kimle ortaklık kuracak? İsrail ortaklık kuracak. Yani ve İsrail ortaklığın zemini meşrulaştırılmış oluyor ya da meşru bir zemini oluşturulmuş oluyor. Kimse onu sorgulamayacak. Neden İsrail'e ortak? Çünkü bizim önümüzde daha büyük bir tehlike var. Nedir bu? El-Kaide veya DAEŞ tehlikesi. Yani düşünebiliyor musunuz? Orta Doğu ülkeleri kendi kimlikleriyle mücadele eder hale getiriliyor. Ne kadar vahim bir şey değil mi? İslam dünyası kendi kimliğiyle çatışır hale getirmeye çalışıyorlar bunun üzerinden. Oysa bu bir projedir. Yani DAEŞ ve El-Kaide Batı'nın bir projesidir maalesef. Maalesef. Şimdi hocam tabii konular dünya gündemi malum yoğun. Bir konuyla bile saatlerce konuşulabilir ama vaktimizin azlığından ötürü. Ben NATO ile yaşanan skandalı da sormak istiyorum. Zira Türkiye NATO'nun önemli bir askeri gücü ve önemli bir partneri. En büyük askeri güçlerinden biri NATO'nun, ama Norveç'teki tatbikatta bir hedef skandalı yaşandı. Bu tabii NATO Genel Sekreteri özür diledi. Oradaki askerlerin görevinden uzak ordudan atıldığı ya da sivil memurun atıldığı gibi ifadeler var, ama Türkiye tabii bunun peşini bırakmıyor. Sizce siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha doğrusu bu skandalı, yani yanlışlık yapılabilir mi böyle bir tatbikatta? Böyle bir şey gözüm yani, olabilir mi? Bu bir büyük bir lakaytlık ve bence çok da öyle hafife alınabilecek bir durum değil aslında. Türkiye'ye birileri, Türkiye operasyon çekmeye çalışıyor. Aklı sıra. Yani aklı sıra diyorum. Çünkü ne oldu? Ellerinde patladı. Çünkü birileri Türkiye'yi NATO'dan atmak, belki de itibarsızlaştırmak gibi amaçlar taşıyor olabilir. Evet. Bu birilerinin kim olduğunu biliyoruz. Bunlar kim biliyor musunuz? Aslında bunlar o, hani o Siyonist akıl var ya, yani Amerika'yı da yönlendiren, evet, FETÖ'yü de idare eden, FETÖ'yü de kullanan o Siyonist akıl var ya, işte o. Yani İslam dünyası elinde evirip çevirip istediği gibi kullanmaya çalışan, bugün DAEŞ hedef gösteren, hedef saptıran akıl var ya, o aynı akıl yani. Türkiye'yi de batıdan atacaklar. Dolayısıyla Türkiye karşıtlığını daha rahat yapacaklar yani. Amaç bu. Türkiye NATO'da olduğu sürece, AB gibi süreçlerin peşinde olduğu sürece, İsrail ne yapıyor? Türkiye'yi batıya çok fazla, Türkiye aleyhtarı yapamıyor. Onlar diyor ki tamam da NATO üyesi. Kardeşim yeter yani. Bir dakika. Kadar. Bir dakika diyor. Ama şimdi Türkiye NATO olmasa sonuna kadar İran'a ne yaptılarsa mesela, yapalım, sonuna kadar Türkiye karşıtlığı yapacaklar. Sonuna kadar. Evet. Önlerinde hiçbir şey durmayacak. Yani bunu yapamıyorlar şimdi. NATO üyesi olunca diyorlar bir daha pes, tamam ya. Tamam, anladık da bu adam NATO üyesi ve bizim güvenliğimiz açısından önemli bir fonksiyonu var. En önemli güçlerden. Evet. Yani bunu yapma, bu İsraillileri rahatsız ediyor. Bu direnç. NATO direnci. Onun için diyorlar ki Türkiye'yi bu fırsattan faydalanalım, bir çakalım gitsin. Evet. Bunu yazıyorlar. İsrail basını takip ettiğin zaman Türkiye'nin kıçına bir tekme atın falan gibi adice, şerefsizce yazılar çıkıyor. İfadeler. Bunlar var. Dolayısıyla şu var, ama şu var. NATO'nun amaçları, eğer NATO hala var olmaya devam edecek, Türkiye'ye ihtiyaçları var. Türkiye'yi atamazlar. Türkiye çıkarsa çıkar. Ama NATO Türkiye'yi çıkaramaz. Çıkarmaz yani. Peki Türkiye çıkmalı mı bu noktada? Türkiye'yi çıkartırlarsa NATO da sona ermiş demektir zaten artık. Evet. Yani NATO eğer NATO'ya ihtiyaç kalmadıysa Türkiye de çıkar. Ama NATO'ya hala ihtiyaç varsa, yani Avrupa güvenliği açısından ihtiyaç varsa, bölge güvenliği açısından ihtiyaç varsa, NATO var olduğu sürece Türkiye'de de ihtiyaç var demektir. Evet. Türkiye gitse bile yakasına yapışırlar, paçasına tutarlar ve bırakmazlar. Evet. Bu kadar basit. Çünkü bakın, Türkiye onlarca üs var. Operasyonel anlamda, bir de
dinleme istasyonları var ve gerektiğinde kullanılacak üsler var Türkiye'de. NATO üsleri var. Evet, bizim bildiğimiz önemlisi İncirlik. Onun dışında da var. Var. Bir yön. Dolayısıyla bütün bunları kaybetmesi demek NATO'nun Türkiye'de yani yakın çevre İran'ı veya Rusya'yı dinleyebileceği, bölgedeki tüm her şeyi, her yere müdahale edebileceği gözünü, kulağını, ayağını, elini ayağını kaybetmesi demektir. Bir. İki, boğazları kaybetmesi demektir. Düşün, orası bir savaşta tüm bu imkanları Türkiye başka birine tahsis edebilir. Kime tahsis edebilir? Müttefikleri başka olacak bu sefer. Evet. NATO üyeleri olmayacak müttefikleri. Amerika olmayacak müttefikleri. Zira Türkiye, kim olacak? Rusya olacak, İran olacak bu sefer. Şangay Beşisi'ne de bakın, yakınlaşması yani, rahatsız etmişti. Dolayısıyla bütün müttefikler değişecek. Bu sefer bu imkanları, bu hava sahası imkanlarını o müttefiklerine kullandıracak. Kime karşı kullandıracak? Avrupa ülkelerine karşı kullandıracak. O zaman bu güçler güneye inecekler, Orta Doğu'ya inecekler, enerji merkezlerini kontrol etme imkanını bulacaklar. Türkiye üzerinden belki, Türkiye ile beraber. Akdeniz'i. Peki, dolayısıyla bu güçler Karadeniz'e gelemeyecekler. Boğazları kontrol edeceğiz çünkü. Boğazlar bir savaş esnasında istediğimizi açarız, istediğimizi kapatırız. Montreux'a göre. O zaman bir tane Amerikan uçağı, pardon Amerikan savaş gemisi Karadeniz'e giremezken tüm Rus savaş gemileri geçebilir. Akdeniz'e girebilir. Girebilecek. Peki bütün bunları göz alabilirler mi sence? Alamazlar. Onun için eğer NATO'ya ihtiyaç varsa, eğer NATO'ya hala ihtiyaç varsa Türkiye'de ihtiyaç var. Türkiye isterse NATO'dan çıkabilir. Bununla herhangi bir sorun yok. Ama şu an için biz bunun için acele etmiyoruz. Çıkabiliriz. Çıksak ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz size söyleyeyim. Yani İran NATO'nun dışında da bir şey mi kaybediyor? Evet. Peki çıkmak kolay bir süreç mi? Şimdi, tabii kolay. Ne olacak? Bazı uzmanlar diyor ki NATO'dan çıkmak çok kolay değil. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sürebilen böyle bir... 5 yıl alsın, 3 yıl alsın, 5 yıl alsın. Ne olacak yani? 5 yıl alsın. Ama sonuçta süreç farklı bir noktaya... Brexit mesela. Diyelim ki zaten 2 sene oldu değil mi? Evet. Daha hala bir devam gelişme. Ediyor. Belki 2 sene, 5 sene devam edecek ama artık İngiltere AB üyesi değil. Herkes bunu biliyor. Biz de çıkma irademizi ortaya koyduktan sonra artık süreç başka yere doğru gidecek. Alternatifler nelerdir yani, peki biz bu artık durumda? Alternatifler bağımsız. Kendi ülke toprağına, kendi boğazlarına kendin sahip olacaksın. Türkiye büyük bir devlet. Evet. İlla bir yere yamanmamız gerekmiyor. Şimdi Türkiye İran'dan daha güçlü bir devlet. Şimdi bakın yani bu laf olsun diye söylemiyoruz ki. Bu bir realite kardeşim. Bak milli gelire bak. Türkiye İran'ın iki katı. Askeri gücüne bak. Bak Türkiye dünyanın 8. büyük askeri gücü. İran ilk 20'ye bile giremiyor. Evet. Anladınız mı? Yani onun için Türkiye'yi hafife almayın. Almamak lazım. Yani burada dinleyenlere söylüyorum. Yani biz dinleyen insanlar Türkiye'yi hafife almaması lazım. Türkiye sıradan bir ülke değil ki. Türkiye dünyanın 8. büyük askeri gücü ya. Bu önemli bir şey. NATO için de 2. büyük askeri gücüsüz. Evet. Dolayısıyla tüm bunları birlikte dikkate aldığımızda Türkiye varlığını sürdürür. Türkiye bir şey olmaz. Daha bağımsız olursunuz aslında. Yani başkası düşünsün. İşte o düşünmesi gerekenler şu anda bakın paniğe kapıldılar. Sayın Cumhurbaşkanı en ağır dedi ki alçaklar bunu yapanlar dediği halde ses çıkıyor. Tekrar ve tekrar özür diliyorlar değil mi? Evet. Demek ki bu bizi haklı yani şu an söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyan bir şey zaten. Ben diyorum ki her zaman Türkiye'nin eli güçlüdür. Amerika'ya karşı da güçlüdür. NATO'ya karşı da güçlüdür. Zira sizin de dediğiniz gibi Türkiye ve Rusya yakınlaşması sonra son dönemde ikili ilişkilerin çok sıklaşması, Sayın Putin'le Erdoğan'ın defalarca görüşmesi de başta Amerika olmak üzere Avrupa'yı oldukça tedirgin etmekte. Evet. Türkiye'nin batı yönünü şüphesiz. Ters, yani işte evet yani Türkiye'yi kaybetme korkuları var. Biraz bırakın o korku yaşasınlar. Bırakın yaşasınlar ya. Evet. Çünkü elimizde, avucumuzda böyle ne yaparsak yapalım bir yere gitmez bunlar şeyi bizim değersizleştiriyor. Bakın bizi değersizleştiriyor, ucuzlatıyor. Evet. Yıllarca biz ucuza kapatılan bir ülke olduk. Hakikaten. Doğru. Yani şunu söyleyeyim. Yani o ihtiyacımız olduğu dönemler açısından söyleyeceğim. Mesela Mısır dünyada İsrail'den sonra en fazla dış yardım alan ülke. Neden? İsrail'in güvenliği açısından çok önemli olduğu için. Bak İsrail yılda 3 milyar dolar yardım alırdı. Mısır 1,5 milyar dolar. Türkiye'de 300 milyon dolar. Yani Mısır'ın 5'te 1'i kadar. Evet. O da bir takım insan hakları uygulamalarına bağlanırdı. Türkiye onu da almazdı zaten. Anladınız mı? Yani 300 milyon dolar verirlerdi. 1 milyar dolar bile değil bakın.
Yani ona Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Şu an Türkiye kredi veren ülke. Yani düşün, 1,5 milyar dolar Kuzey Irak'a yardım yapıyorsunuz, arkasını aramıyorsunuz. Aramıyorsunuz. 300 milyon doları siz nakit olarak gidip Libya'ya veriyorsunuz, arkasını aramıyorsunuz. Türkiye zengin bir ülke artık. Zira yani. Suriyeliler yani, için, Suriyeli göçmenler için harcanan para. 20 milyar dolar masraf etmişsiniz yani, arkasını aramıyorsunuz. Düşünün, 300 milyon dolara ihtiyacımız olduğu zamanlarda, yani Mısır'a 1,5 milyar dolar verilirdi, bize 300 milyon dolar, biz ucuza gidiyorduk. Gidiyorduk, doğru. Ne kadar ucuz, neden? Çünkü biz ne olursa olsun her şeyi Batı'dan biliyoruz. Batı bizi bir şey ödemeden zaten avucunda. Ucuzluk yani. Ucuz bir devlettik. Kolaydı. Olamaz yani. Bu kendimizi bu kadar bedavaya şey yapmamak lazım. Çünkü Türkiye güçlü bir devlet. Bu kendinin farkında olması lazım. Evet. Yani Türkiye potansiyelini bilir. Fiili gücünde bilir. Ve bilmesi gerekir zaten. Şu an biz ona uygun politikalar izlediğimiz için birer diyor ki ya böyle bu kadar olmamalıdır. Ne kadar olacak peki? Ya bunlar bize bir fatura ödetir. Hala o endişe var. Hala bu endişe var ya, bırakın ya. Yani Türkiye Batı'dan koparsa kıyamet kopar Türkiye açısından zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Türk ekonomisi dünya entegre olmuş bakın. Ancak doları 10 kuruş oynatabiliyorlar. Şu anda yapılan da aslında bir nevi o dolarla ne olacak oynanan, yani bir şey olmaz oynanan ki. Oyunları bir 10 kuruş çıkar, 20 kuruş düşer. Çünkü onun da belli bir, çünkü doların limiti var. Doların inip çıkmasının ya da dolar kurunundaki hareketlerin Türk ekonomisine bir negatif etkisinin olup olmadığı bile tartışılıyor. Yani dolar kuru yüksek olsa mı daha iyi, düşük olsa mı daha iyi, bu konuda bile tam bir karara varılmış değil yani. Onun için fazla endişe etmeye gerek yok. O da kendi içerisinde bir arz talep dengesi var. Uzun vadede zaten kendi dengesini buluyor. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Değerli yorumlarınız, verdiğiniz bilgiler için. Sevgili izleyenler, bu akşamki konuğumuz Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tayyar Arı hocamdı. Hep üniversite hakkında önemli bilgiler sağlamış olduk. Tabi programı kapatırken ilk bölümde hocamın dediği gibi Bursa'daki yine sanayicilere, iş adamlarımıza çağrıda da bulunalım. Sayın hocam gelsinler, işbirlikleri konusunda neler yapılabilir tartışabiliriz dedi, neler yaparız bunu görüşelim dedi. İkinci bölümde de son dönemdeki gelişmeleri ele aldık. Bir başka akademik bakış programında görüşünceye dek hoşçakalın.